Merhaba arkadaşlar. En son videomuzda if ve else'leri çalışmıştık. Yani ne demiştik? Eğer demiştik. Eğer böyleyse böyle olsun, değilse şöyle olsun. Ya da ne demiştik? Eğer böyleyse böyle olsun, yok böyle değilse böyle olsun, böyle değilse böyle olsun. En son ise bunların hiçbiri değilse şu olsun şeklinde bir örnek yapmıştık. O örneğe benzer bir örnek yapalım. Daha sonra biz bu örneğimizin aynısını switch function'ıyla ya da switch ne diyoruz? Switch diye bir konu var Apex'lerde. Onu switch ile yapmaya çalışalım. Daha sonra neden if else kullanalım ya da neden if else kullanmayalım, switch kullanalım, ona bakalım. İkisi arasındaki fark ne? Hangisi ne zaman tercih edilir ona bakalım. Şimdi yine ben aynı yerde Developer Console'da yapmaya çalışacağım şu şekilde. Önce if else ile başlayalım. If else'e bir örnek verelim. Şu şekilde diyelim ki biz ne demiştik? Integer diyelim ki bizim hava sıcaklığı diyelim ki hava sıcaklığı eşittir 45 derece olsun. 45 derece olsun. Sonra diyoruz ki eğer hava sıcaklığı yani temp hava sıcaklığını temsil ettiği için eğer 40'tan büyükse o zaman diyeceğiz ki ne diyeceğiz? System.debug. Evet. Hava çok sıcak diyeceğiz. Eğer şu şekilde yapalım. Eğer else if'e geliyoruz. Şimdi else if diyoruz. Hava sıcaklığı diyelim ki sıfırdan küçükse ya da ondan küçükse o zaman da diyelim ki hava çok soğuk diyelim. System.debug içine hava çok soğuk şeklinde bir yazı ekleyelim. Şu anda bizim hava sıcaklığına bakıyor. 40'tan büyükse hava çok sıcak. 10'dan küçükse hava çok soğuk. Peki 40 ile 10 arasındaki mesela 12 ise 12 burada ifade edilmemiş. 12 burada ifade edilmemiş. Diyelim ki siz şu anda 45. Bunu execute yapıyorum. Hava çok sıcak diyecek. Hava çok sıcak diyecek şu anda. Neden? Çünkü hava sıcaklığımız 40'tan büyük. Peki 10'dan küçük olsaydı, diyelim 8 olsaydı, hava çok soğuk diyecekti. Bakıyoruz, hava çok soğuk. Peki 10 ile 40 arasında bizim şu anda if else if'lerde tanımlamadığımız bir yerden gelirse diyelim ki 30 dedik. 30'u yazıyorum. Bakıyorum. Ne var? Hiçbir şey yok. Çünkü benim onu hiçbir şekilde tanımlamamışım. 40'tan büyük ise şöyle, 10'dan küçükse şöyle. Peki 15 ise ne olacak? O zaman burada bir else kullanmak lazım. Orada da ne diyebiliriz? Hava çok güzel diyebiliriz mesela. Şu şekilde yaptığınız zaman hiçbir şunu fazladan koyduk. Hiçbir hava sıcaklığını şu anda es geçmiyor. Çünkü 40'tan büyükse sıcak. Yani siz buraya 1000 koysanız yine sıcak diyecek. 10'dan küçükse soğuk. Yani siz eksi 100 koysanız yine soğuk diyecek. Ondan sonra eğer o 40'tan büyük, 10'dan küçük değilse her zaman bize hava çok güzel diyecek. Bunu deneyelim. Diyelim ki hava 30, 30 dereceyken ne diyecek bize? Hava çok güzel diyecek. Bunu if'lerle yaptık ama dikkat ediyorsanız. Mesela ben 41 demedim. 40'tan büyük olunca zaten 41 içinde var. 50'den büyük, 60'tan büyük, 80, 100 hepsi bunun içinde var. 40'tan ya siz buraya şu anda 1000 deseniz 1000 için size hava çok güzel diyecek. Evet, şu şekilde. Hava çok güzel diyecek.
Ama biz burada büyük değildi. Biz burada eşittir deseydik. Şu şekilde bunları eşit diyorum. O zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Else ile kaldırsak, else olmasın. Sadece 40 olduğu zaman hava çok sıcak. Sadece 10 olduğu zaman hava çok soğuk olabiliyor. Bu şekilde bunu hangi örnekle gösterebiliriz? Yani büyük olmasın, bir aralık olmasın. Herhangi bir aralığı temsil etmesin. Böyle spesifik bir değeri temsil etsin. Eğer 5 ise, eğer 3 ise. Bunu biz bir önceki örnekte ne yapmıştık? Notlardan bahsetmiştik. Not sisteminde bunu bu şekilde yapamazsınız. Bu şekilde yapamazsınız. Ama mesela şey de yapabiliriz. Şu şekilde bir örneğimiz olsa. Diyelim ki integer diyelim. Integer. Bizim day diye bir şeyimiz olsun. Şöyle diyelim. Numeric day diyelim. Numeric day diye bir şeyimiz olsun. Buna da 1 diyelim. Diyelim ki if diyelim. Bizim numerik değimiz eğer 1'e eşitse bize neyi versin? Monday versin. Monday versin. Haftanın birinci günü. O şekilde düşünün. Bunu böyle kopyalıyorum. Ne yapıyorum? Else if yapıyorum. Else if yapıyorum. Eğer 2 ise bize ne verecek? Tuesday verecek. Tuesday veriyor. Şu şekilde 3 ise, 4 ise, 5 ise, 6 ise. Ya 1, 2 dedik. 3 diyeceğiz. Şimdi 3 ise ne olacak? Bize Wednesday verecek. 4 ise bize ne verecek? Thursday verecek. 5 ise Friday verecek. Bir aralıktan bahsetmiyoruz burada. 5 ise Friday verecek. 6 ise bize neyi verecek? Saturday verecek. Evet, bunlardan hiçbiri değilse o zaman else diyebiliriz. Else de ne diyelim? Sunday diyelim. Şu şekilde buna da Sunday diyoruz. Eğer günümüz 1 ise Monday, 2 ise Tuesday, 3 ise Wednesday, 4 ise Thursday, 5 ise Friday, 6 ise Saturday. Siz buraya 7 yazdığınız zaman 7 burada var mı hiçbirinde? Yok. O zaman else gidecek bize Sunday verecek. Execute yapıp görelim. Bize ne veriyor? Sunday veriyor. Eğer bizim numerik değeri 1 derseniz Monday, 3 derseniz Wednesday, 5 derseniz Friday verecek. Şimdi bunu if else ile bu şekilde yapabiliyorken aynı şeyi switchlerle yapabiliyorsunuz bu şekilde. Yani spesifik bir sayıya eşit olması gerekiyor. Range yok. If else'lerde range olabiliyor. Yani 5'ten büyükse. Yani 5'ten büyükse ne demek biliyor musunuz? 5'ten büyük bütün rakamlar. 1000, 1 milyon, 1 milyar. Hepsi 5'ten büyük. Ama switch'i kullanırken şu aynı örneği ben şimdi switch ile yapmaya çalışacağım. Switch kullanırken şu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi spesifik rakamlara eşit olması gerekiyor. Öncelikle şunu yapıyorsunuz. Diyelim ki bir integer'ımız olsun. Yine numerik değil diyelim. Numerik değil diyorum. Eşittir diyelim ki 5. 5 olarak başlıyorum. Şu şekilde başlıyor bizim switch'imiz. Switch on. İşte numerik değil olması lazım. Numerik değil. Numerik değil'e bağlı olarak değişiyor. Buradan başlıyor bizim blokumuz. Buradan başlıyor. En sonunda bitecek. İçinde şöyle if'e benzer şeylerimiz var. Keyboardlarımız var. Ne? When diyoruz. When one. Ya 1'e eşit olduğu zaman sistem debug'ımız ne olsun? Monday olsun. Bu şekilde. 1'e eşit olduğu zaman Monday. Şimdi biz bu when'i artırıyoruz. Ne diyeceğiz? 2 olunca, 3 olunca, 4 olunca, 5 olunca, 6 olunca, 7 olunca bu şekilde yapabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 böyle. Diyelim ki 2. 2 olunca ne olsun? Tuesday olsun. 3 olunca ne olsun? Wednesday olsun. 4 olunca ne olsun? Thursday.
5 olunca Friday olsun. 6 olunca Saturday. Saturday olsun. Şu şekilde yazalım. 7 olunca Sunday olsun. Bu rakamları değiştirelim. Eğer 3 ise Wednesday. 4 ise Thursday. 5 ise Friday. 6 ise Saturday. 7 ise Sunday. Bu aşağıya şöyle when else derseniz, when else, o şekilde mi yazıyor, nasıl yazıyorduk, else desek mesela, şu şekilde yazsak, when else diye hatırlıyorum da bir bakalım, unutunca bakmakta çekinmeyin, gidin bakın, nasıl olduğuna bakın, problem yok. Ve bunu neden bilmiyorum diye şey yapmayın. When else diye kullanıyoruz. Sonuncusu. Eğer şey yoksa buraya when else demeniz lazım. O zaman da şöyle bir ifade kullanabiliriz. Numeric day must be between 1 and 7. Yani 1 ve 7 dışında bir rakam girilmesin. Bu şekilde. Çünkü 1 ile 7 dışındaki rakamlar benim hiçbir günüme hitap etmiyor. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Switch on ile başlıyorsunuz. Buraya hangi variable üzerinden switch on yapacaksanız onu yazıyorsunuz. Daha sonra işte bu numeric day 1 ise, numeric day 2 ise, 3 ise, 4 ise, 5 ise when başına when koyarak bu şekilde yazabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey rakamların spesifik olması. Yani when 3'ten büyük ise when 3'ten büyük ise olmuyor. When şu şekilde oluyor. 1 olduğu zaman, 5 olduğu zaman, 2'den büyük olduğu zamanlarda yapamıyorsun mesela. Sadece spesifik sayılarda yapabiliyorsunuz. Eğer spesifik sayılarla çalışıyorsanız o zaman switch'i kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanılan bir şey değil, onu da söyleyeyim. Ben bunu öğrendikten sonra yaptığım bütün örneklerde daha sonra şöyle diyeyim. Apex'te kendimi geliştirme yolunda bayağı ilerledikten sonra bile switch'i hiç kullanmadığımı gördüm. Ama bilmenizde fayda var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu birincisi. Birincisi bu şekilde. 1 iken, 2 iken, 3 iken, 4 iken, 5 iken, 6 iken, 7 iken. Bir de when else, yani bunların hiçbiri değilken. Ya yani 9 olur, 15 olur. Bu şekilde bunu execute yapalım. Ne alıyor şu anda? Friday. Friday neydi? Friday 5. Peki benim day, numerik day'im 5 mi? 5. Peki numerik day'imiz 12 olsa. Burada 12 görüyor musunuz? 1'den 7'ye kadar olan rakamlar var. 12 yok. O yüzden bize şu mesajı verecek. Execute yapıyorum. Bakıyorum. Bize ne diyor? Numeric day must be between 1 and 7. Yani bulamıyor. Şurada when 12 olmadığı için onu bulamıyor. Ne yapıyor? When else'e geliyor. When else bütün diğer rakamlar için. 1 ile 7 arasında olmayan bütün rakamlar için bunu kullanıyoruz. Bu şekilde switch'i çalışabilirsiniz. Şimdi buna bağlı başka bir örnek vermek istiyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Diyelim ki şuradan sonrasını siliyorum. Diyelim ki şöyle, numerik değimiz 3 iken diyelim bu kez. Eğer 1, virgülle devam edebilirsiniz. When 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5 iken bize hafta içi desin. Hafta içi. Şu şekilde. Eğer 6 ile 7 ise 6 ve 7 de bize hafta sonu desin. Bu şekilde çoğaltabiliyorsunuz. Birkaç rakamı aynı anda kullanabilirsiniz. Yani hepsi hafta içi ise tek tek bunları ayrı ayrı yazmaya gerek yok. Virgüllerle beraber yazarak 1, 2, 3, 4, 5'in hafta içine, hafta içine hitap ettiğini, 6 ve 7'nin hafta sonuna hitap ettiğini bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bunu run yapıyorum. 3 olduğu için 3 nerede? Burada. Bize hafta içini vermesi gerekiyor. Bakıyorum. Size neyi verecek? Evet. Arkadaşlar bize hafta içini veriyor. Bu şekilde eğer birden fazla değer
aynı şeye hitap ediyorsa, aynı şey için kullanılacaksa onları virgülle aynı venin içinde kullanabiliyoruz. Bu da aklımızda olsun. Bakalım burada neler yapmışız. Evet, birinci olarak bunu yapmışız. Weekdays, weekend demişiz. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınız zaman when else deyince bütün rakamlar için mesela 25, 25 için de weekend olacak. Ama 25 bizim herhangi bir günümüze eşit değil. Ona hitap etmiyor. O yüzden kısmında bir hata mesajı vermek daha mantıklı olur. Aynı şekilde burada da when else kısmına hata mesajı verip 6'da bitirmek yerine 7'de bitirebiliriz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şurada bir örneğimiz var. Bu örneğe bakarsanız ne diyor? 12, 1 ve 2 iken kış ayı. 3, 4, 5 iken ilkbahar. 6, 7, 8 iken summer. 9, 10, 11 iken de sonbahar aylarını veriyor. Eğer bunlardan biri değilse ne diyor? Enter a number between 1 and 12 diyor. Evet. Switch konumuz böyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde switch'i kullanabiliyoruz. Aynı şeyleri if else'le çok rahat yapabiliyorsunuz. Siz hangisini tercih etmek isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Diyorum. Bir sonraki konumuzda for loop'lara başlayacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.